Hediye çeki kazandınız. Bu mesajla ilgili çok dikkatli olun. Sanal dolandırıcılar en çok da bu yalanla kandırıyor. Mesaj üstüne mesaj attırıp cepleri boşaltıyor. Son kurban İstanbul'dan bir kadın. Başına geleni gözyaşlarıyla anlattı. Kimsenin başına gelsin istemiyorum. Herkesin başına gelebilir. <laughs> hediye çeki kazandınız yalanına kandı. 240 lirası birkaç saniyede buhar oldu uçtu. 240 TL benim için çok iyi bir para. Aslında dolandırıcılar belki de yüzlerce kez denedikleri taktiği denediler. Dilber Talay'ın bir arkadaşının sosyal medya hesabını ele geçirmişlerdi. O hesaptaki kişilere tek tek mesaj yolladılar. O mesajlardan biri de Dilber Talay'a geldi. Ben markette çalışıyorum. Alışveriş bileti dağıtıyorum. Sen de şanslısın. Listeye senin adını yazdım. Dilber Talay salgın nedeniyle evden pek fazla çıkmıyordu. Bugünlerde marketlerinde böyle bir kampanya yapabileceğini düşündü. Mesajın da arkadaşından geldiğini sanıyordu. Mahalleden tanıdık, resim o yani her zaman konuştum. İşte tüm bunlar onu dolandırıcıların tuzağına itti. Aklım başımdan gitti hani hiçbir şeyi anlayamadım. Ben de mesaj attım. Bak 250 milyon kazandın deyince ben de havaları uçtum sevindim hani. Ama aslında o parayı kazanmamış kaybetmişti. Çünkü attığı her mesajda 120 lirası gidiyordu. Sen dedi göndermeye devam et ama yazıyor devamlı. Çok fazla yazınca dedim acaba olabilir mi? İşte o ısrarlar sonrasında şüpheye düştü. Operatörünü aradığında dolandırıldığını anladı. Ama sinirim bozuldu. Ne olacaktı? Bir milyar iki <laughs>